Gebze Teknik Üniversitesi Yapı Topluluğundan hepinize merhaba. Ben Yapı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Şeyh Mutcan'dır. Bugün değerli hocalarımızdan Profesör Doktor Selçuk Toprak ile birlikteyiz. Öncelikle davetinizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Benim için ayrı bir zevk. Yani bu önemli günlerde özellikle tercihlerin yapıldığı, üniversite öğrencilerinin bilinçli bir şekilde karar vermesini arzu ettiğimiz bu günlerde böyle bir faaliyeti düzenlediğiniz için ben teşekkür ederim. İlk soruyla başlarsak kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladım. Daha sonra yüksek lisansı da yine Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra bir yurt dışı hayalim vardı benim. Onu da gerçekleştirmek için işte Amerika Birleşik Devletleri'nde Cornell Üniversitesi'ne gitmeyi tercih ettim. O da Amerika'da hani 3000'i aşkın üniversite var. Onlar arasında ilk ona giren bir üniversiteydi. O yüzden özellikle inşaat mühendisliği alanında da iyi olmaları sebebiyle orayı tercih ettim. Doktorayı orada tamamladıktan sonra yalnızca eğitim alanında değil, biraz da mesleki alanda da yurt dışı tecrübesi kazanmak istedim. O yüzden Amerika'nın diğer ucunda, Kaliforniya eyaletinde bulunan Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi. Orada bir 3 yıl çalışmalarda bulundum. Çalışmalarımız deprem tehlikeleri, sıvılaşma, yapılar üzerine etkileri üzerine yoğunlaştı. Orada o çalışmaları da tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, daha sonra Pamukkale Üniversitesi'nde, en sonunda Gebze Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya devam ediyorum. Bu aralarda Japonya gibi Avrupa'daki bazı ülkeler, üniversitelerde de yine çalışmalarımıza, ortak çalışmalarımıza devam ettik. Japonya daha uzun sürdü. Mesela geçmişime baktığımda en az bir yıl Japonya'da bulunmuşluğum oldu. Tabii özellikle konularımın deprem üzerine yoğunlaşmış olması nedeniyle Japonya önemli bir tercihti benim açımdan. Ama onun dışında inşaat mühendisliğinin değişik alanlarında da Avrupa'daki pek çok üniversiteyle işbirliklerimiz, projelerimiz, öğrenci personel değişimlerimiz devam etti. Bu arada idari görevlerde de bulundum. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı. Onun dışında üniversitenin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü gibi idari görevlerim de oldu. Yani çok farklı alanlarda tecrübe kazanma imkanı bulmuş oldum. Teşekkür ederiz. Peki Gebze Teknik Üniversitesi'ne gelmişken, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Gebze Teknik Üniversitesi 2015 yılından sonra esasında Gebze Teknik Üniversitesi adını alıyor. Onun öncesinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve eski haliyle bölümümüzün adı da Deprem ve Yapı Mühendisliği şeklinde geçiyor. Ama Gebze Teknik Üniversitesi haline gelmesiyle beraber de İnşaat Mühendisliği bölümü haline geçmiş olduk. Baktığımızda da bölümümüz %100 İngilizce. Hani bu özellikle yeni gelişmeleri, uluslararası çalışmaları takip etme açısından ayrı bir üstünlük getiriyor. Ayrıca da hani yurt dışı iş imkanları açısından baktığımızda da öğrencilerimiz eğer yurt dışı imkanların da peşinde koşuyorsa, uluslararası firmalarda çalışma durumu varsa ya da bizim milli firmalarımızın, yerli firmalarımızın yurt dışında işleri olduğunda özellikle yabancı dil tercihi açısından üstün bir konuma getirmiş oluyor. Öğrenci her yıl 70 öğrenci alıyoruz bölümümüze yaklaşık olarak. Bu da esasında bu sayılar önemli mi diyeceksiniz? Hani sayının çok yüksek olmamasının şöyle bir avantajı oluyor. Öğretim üyeleriyle birebir irtibatta olma, onlarla birebir çalışma, hani birbirimizi tanıma, ortak faaliyetlerde bulunma. Yani pek çok yönden avantajlar getiriyor. O yüzden hani bölümümüzün hani birebir temas halinde olabileceği bir ortamı da oluşturmuş oluyor. Böylece neden Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini seçmeli sorusuna da cevap vermiş olduk. Kısmen verdik. Esasında neden hani inşaat mühendisliği
Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini seçmeliyiz diye ben hani kendi kendime sorduğumuzda üstünlüklerimiz nelerdir diye. Akademik kadro özellikle dikkatimi çekiyor. Baktığımızda girişken, piyasayla iç içe, aynı zamanda araştırmacı, hani ciddi faaliyetlerde bulunan, projelerde yer alan bir ekiple beraber çalışıyoruz bölümümüzde. Araştırma potansiyelinin yüksek olması, projelerde çalışılması baktığımızda ne manaya geliyor? Esasında güncelliği takip ediyor manasına geliyor. Yeni gelişmelere açık, yeni gelişmeleri de ortaya çıkaran bir kadrodan bahsediyoruz burada. Tabii bu durum sonuçta öğrencilerimize de aksediliyor, onlara da transfer ediliyor. Yani zaten akademisyen olmanın en önemli özelliklerinden biri, yani öğrendiğini öğretiyorsun, bildiğini öğretiyorsun. O açıdan büyük kazanç diye düşünüyorum. Onun dışında eğitim modeli olarak da farklı model izlemeye karar verdik. Özellikle öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren yazılımla, kodlamayla daha çok haşır neşir olacak. Günümüzün önemli konularından biri olarak biliyoruz bunu. Biz bunu eğitimimizde de, hani inşaat mühendisliği eğitiminde de uygulamaya karar verdik. Yani bütün bölüm olarak derslerimizin içerisinde mezun olan öğrencilerimizin gerek kodlama, yazılım, programlara hakimiyet ve bunların uygulanması yönünde tecrübe kazanmasına ağırlık verdiğimiz bir eğitim modeli uyguluyor oluyoruz şu anda. Bu da öğrencilerimiz için gerek iş bulmada, mezuniyet sonrası, gerek bilimsel çalışmalarda hangi yönde gitmek istiyorsa onlara ayrı bir avantaj getireceğini düşünüyorum. Ayrıca hani üniversite olarak da söylenebilecek bir özellik, hani konumu çok güzel bir yerde. Belki tam İstanbul'un içinde değil, o keşmekeşliğe girmiyorsun. Toplu taşıma araçlarıyla, Marmara'yla rahat ulaşabileceğin bir yerde. Tam böyle endüstriyel bölgenin de ortasında, hani bir yanda İstanbul, bir yanda Kocaeli baktığınızda o büyük bir alanı kapsayan iş imkanlarından da bahsedebiliyoruz. O yönden büyük bir avantaj. Bir de uluslararasılaşma açısından da bölümümüz önemli çalışmalar içerisinde yer alıyor. Hocalarımız, uluslararası irtibatları olan hocalar, beraber projeler yapan hocalar. Öyle olunca öğrenciler için de değişik imkanlar, Erasmus ve diğer faaliyetler, diğer programların içerisinde yer alma imkanı doğuyor. Yani mezun olduğunda öğrencilerimizin en donanımlı şekilde iş hayatlarına ya da istedikleri sektöre yönelmelerine imkan verebilecek bir donanımla mezuniyetlerini mutlu bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki kendinizden bahsederseniz, geoteknik alanla bahsettiniz. Peki geoteknik mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışabilir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi inşaat mühendisliğinin içerisine tabii baktığımızda dışarıdan, hani inşaat mühendisliği çok genel bir kavram oluyor. Onun içerisine indiğimizde farklı alanlarda hizmetler gerçekleştiriliyor ama bunlar hepsi birbirine entegre ve birbirinden soyutlanmış durumda değil. Yani birbirinin yaptığını yine anlamak zorundayız ama branşlaşmalar da gerçekleşiyor. Yani nasıl mesela en basit bir örnek, eğer tıptan veriyorsak, nasıl hani göz, kulak, burun, boğaz, iç hastalıkları gibi branşlaşmalar varsa inşaat mühendisinin içerisinde de farklı branşlaşmalar oluyor. Geoteknik disiplini de bunlardan bir tanesi. Geoteknik hangi konularla uğraşıyor? Şöyle diyelim, zemin, toprak, kaya, bunlarla bir şekilde temasta bulunan bütün yapılar esasında geotekniğin içerisine girmiş oluyor. Yani bunu özel olarak belirtmek gerekirse mesela binaların temelleri zeminle temas halinde. Demek ki biz bunlarla uğraşmak durumundayız. Hani geoteknik uzmanları olarak diyelim. Köprüler aklıma hemen gelebilecek olan. Altyapı sistemleri, mesela borular sonuçta zeminin içerisinde. Onların davranışı, deprem altında davranışı. Mesela benim özel olarak çalıştığım konularda bir tanesi yine geotekniğin altına giriyor. Tüneller, liman yapıları. Yani esasında aklımıza gelebilecek bütün ve büyük yapılar mutlaka geoteknikle de iç içe. Yollar mesela. Yollar da sonuçta zeminin üzerine oturuyor. Onların sağlıklı bir şekilde olması, uzun bir süre
hasar görmeden devam edebilmesi, belli standartları sağlayabilmesi yine bizim iş alanlarımızdan bir tanesi. Kazılar, duvarlar, şehirlerin içerisinde şimdi bodrumlu yapılar gittikçe artıyor alan darlığı ve diğer sebeplerden dolayı. Öyle olunca derin kazılar yapmak zorundasın. Bunlar da yine geoteknik alanının içerisine girmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Peki geoteknik mühendisi olmaya karar veren bir öğrencinin sizce sahip olması gereken bir özelliğe sahip olması gerekiyor mu? Şimdi hani ben hani inşaat genel olarak esasında inşaat mühendisliğinin içerisinde yer almak isteyen, inşaat mühendisliğini tercih eden, onu seven öğrencilerimize baktığımız zaman artık bir noktadan sonra bu ilgi meselesine giriyor. Yani özellikle en baştan tabii ilgi duyup bu konuya ben hani özellikle geoteknik alanında uzmanlaşacağım diyen öğrencilerimiz de olabilir ama ben genelde şöyle tercih ediyorum ya da öneriyorum. Önce hani inşaat mühendisine genel olarak bir ilgi olmasında fayda var. Eğer öyle bir ilgi varsa zaten bu alanı seçmesi lazım. Sonrasında aldığı derslerle, aldığı bilgilerle, ek ayrıntılarla hangi alana yönelmek istediğini rahatlıkla şekillendirebilir. Yani bu kararı en baştan vermek zorunda değil. Girdikten sonra birinci, ikinci yıl içerisinde bu tür kararları verip yoluna devam edebilir. Ama sektör olarak çok müsait bir sektör. İnşaat mühendisliğinin içerisinde de özellikle. Peki bir diğer soruya gelecek olursak, geoteknik mühendisliğinin diğer inşaat mühendisliği alt alanlarına göre avantajı dezavantajı var mıdır? Örneğin çalışma ortamları vesaire. Ya da varsa nelerdir bu durumlar? Şimdi inşaat mühendisliğinin bütün alanlarında olduğu gibi bizde de şantiyede çalışma ya da büroda proje ofislerinde çalışma gibi farklı imkanlar mevcut. Yine araştırmaya yönelik çalışmalar da hem üniversitelerde hem araştırma merkezlerinde yapmak mümkün. Yani bu açıdan baktığımızda esasında hepsi birbiriyle benzerlik gösteriyor. Hani şantiye, ofis dedik, proje dedik, araştırma dedik. Yenilikler, yeni buluşlar yapmak istiyorsanız bu alanda onun için müsait. Öyle olunca dediğim özellikle hani bu ayrıntıda belki değerlendirmeyi biraz daha sonraya bırakmakta fayda var. Ama ben şunu söyleyebilirim kendi alanımda. Büyük ihtiyaç var. Yani iyi geoteknik mühendislerine çok ihtiyaç var. Bakıyorsunuz hani bu büyük yapılar, diyelim bu köprü olabilir. Köprünün ayakları olabilir. Viyadükler olabilir mesela. Şimdi bu tür yapılarda genel olarak baktığımızda hani inşaatın gerçekleşmesinin önemli bir kısmı esasında zeminle ilgili olan bölümlerde gerçekleşiyor zaman olarak. Yani diğer kısımlar hani betonun yükselmesi hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Ama zeminle ilgili problemler varsa bunların çözülmesi zaman alabiliyor. Yani bu alanda ciddi ihtiyaç var. Halen var. Hani gelecekte de olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Hocam peki bu ara biliyorsunuz inşaat mühendisliği biraz dar sektörde bulunuyor. Yani öğrenciler inşaat mühendisliğini yazarken tedirgin davranıyor. Peki sizce inşaat sektörü geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani nereye gidiyor bu sektör? Yani şimdi bu Buyurun. Yani yıllar içerisinde baktığımızda esasında inşaat sektöründe de inişler çıkışlar hep olmuş. Yani bazı yıllarda daralmalar var, bazı yıllarda açılmalar var. Bazı yıllarda daralmalar yurt içinde gerçekleştiğinde yurt dışında kendine göre fırsatlar ortaya çıkıyor. O taraflara yönelme gerçekleşiyor. Şu anda biraz tabii çok özel bir dönemdeyiz. Özellikle bu korona COVID-19 nedeniyle hani yurt dışında da belirli işler sınırlandığı için bir gerçek daralma esasında hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleşmiş oluyor. Bu sektörü etkiliyor. Ama şunu bilmek gerekiyor. Sonuçta iniş çıkışlar hep olacak. Öyle olunca hani bu inişin bir çıkışı da olacak. Bunun yalnızca ne kadar süre içerisinde olacağını öngöremiyoruz. Yani bu 3 yıl mı, 5 yıl mı, 7 yıl mı?
Hani bu süreyi öngörmemiz mümkün olmuyor. Nasıl şu anda mesela hani korona, Covid'den dolayı önümüzü göremiyorsak tam olarak. Burada da öyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ama sonuçta bu çıkış gerçekleşecek. Hani bizim öğrencilerimiz açısından baktığımızda da biz hani şu anda bir tercihte bulunan öğrencinin mezuniyeti için önümüze 4-5 yıllık bir süreden bahsediyoruz esasında. Tabii ki hani o yıllarda çok iyi olacağının garantisi yok. Ama bu temel meslek alanlarından bir tanesi ve şöyle durumlar da var. Biz esasında kendimizi yani inşaat mühendisliğinin içerisinde de farklı konularda geliştirebiliyoruz. Farklı alanlara yönelebiliyoruz. Biraz önce hani geotekniğin içerisinde yenilikler kısmından mesela bahsettim. Aynısı malzemeler için de geçerli. Yine inşaatın içerisinde, inşaat malzemeleri konusunda. İşte ayrı bir yenilikler gelişim mesela işte bu 3D deniyor. 3 boyutlu olarak baskı modelleri yani inşaat mühendisliğinde mesela geçiyor. Yani o kadar çok yeni gelişen alan ve diğer alanlarla entegre olan kısımlarımız var ki. Yani bazı konulardaki daralmaların ben bu tür yeni açılımlarla farklı fırsatlar olacağını düşünüyorum. O yüzden özellikle hani inşaat mühendisliğini seven, tercih etmek isteyen, hani bu alanda yönelmek isteyen öğrencilerimiz varsa belki şu aşama için bunu bir fırsat olarak da değerlendirebilirler. Hani tarımda başımıza çok gelir ya, mesela bir sene belli bir ürün kıtlığı olur. Sonra birden bakarsın, sonraki sene her taraf herkes ondan yetiştirmiş. Her tarafta bolluk olur falan böyle. Hani bir ölçü kaçmış durumda olur. Yani burada da onun tersini yapmamamız lazım. Hani burada şimdi hani sektörde çok büyük daralma var deyip de hani gerçekten bu alanı tercih etmek isteyen bir öğrencimiz hani ben bunu bırakıyorum hani buradan iş çıkmaz gibi bir düşünceyle hareket etmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü önümüzdeki yıllarda çok farklı fırsatlar önümüze çıkacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Peki biz yolun başında olan öğrenciler için tavsiyeleriniz neler? Bahsedebiliriz biraz. Tabii üniversite tercihi gerçekten zor konulardan bir tanesi. Çok faktör var işin içerisinde. Yani bir mesela meslek. Ben bu mesleği yapmak istiyor muyum? Ömür boyu bu mesleği icra etmek istiyor muyum? Hoşlanacak mıyım? Yani böyle kendimize hani bazı içsel sorular bir sormamıza fayda var. Ya da hani bunu yapmak için yeterli hani motivasyon, beceri, kabiliyet, hani bunlar da var mıdır? Bunları bir değerlendirmek gerekiyor. Yani bu ölçmede kişi kendisi de bazı kısımlarını gerçekleştirecek. Kişi derken öğrencimizden bahsediyoruz. Aynı zamanda belki çevresinde tecrübeli olan öğretmenler, onu yönlendirecek olan kişiler de yine bunları değerlendirmesi gerekiyor. Olayı yalnızca hani iş potansiyeli gibi bir çerçeveye indirmememiz lazım. Yani yarın mutlu olamayacağımız bir alanda okumamız da bir mana ifade etmiyor kendi başına. Yani çünkü uzun bir hayat olduğunu düşünelim önümüzde bizleri bekleyen. Öyle olunca bu birkaç maddeyi bir araya koymak lazım. Mesela hani üniversite her zaman önemlidir. Üniversitenin hedefleri, amaçları, geçmişteki performansı, yani bunları da değerlendirmek gerekiyor. Onun dışında akademik kadrosu, yani ben bütün bu saydığım maddelere bir bütün olarak bakılması yönündeyim. Bazı oluyor, bir meslek dalı mesela günümüzde popüler olabilir. Yani özelliklerini herhangi bir isim vermeme gerek yok. Bakıyorsunuz o meslek dalı farklı bir kadroları tamamlanmış. Şimdi kadro tamamlamak hemen gerçekleşen bir olay değil, vakit alan bir olay. Yani büyük ihtimal tamamlanmamışsa öğrenci mezun olana kadar anca tamamlanacaktır. Şimdi öyle bir ortamda ben hani bugün güncel olan bir alanda mezun oluyorum demenin çok büyük bir faydası olmayacak. Çünkü mesleki alanda esasında kendini çok geliştirmeye fırsat bulamayacak. Orada az sayıdaki hoca, akademisyen iyi olabilir ama sonuçta insanın
zaman ayırabileceği bir vakit var. Sınırları var. Yani hepsini bütün o derslere yöneldiği zaman, o zaman bütün o dersleri oradaki 3-5 kişi veriyorsa ne olacaktır? Öğrenciye ekstra zaman ayıramayacaktır mesela. Bu yapabileceğim sınırlamalardan bir tanesi. Bunları düşünmek gerekiyor. Konu üniversitenin ortamı. Bunlar da sonuçta bir 4 yıllık hazırlık da varsa, ki bizim hani bölümümüzde var. Bölümünden bahsediyoruz. Bu zamanın da biz yine mutlu bir şekilde tecrübelerle, sosyalleşmelerle beraber arzu ediyoruz. Yani aynı yollardan hepimiz geçtik. Yıllar sonra bizler için güzel bir ana oluyor. Uluslararası imkanlar, mesela değerlendirilmesi gereken diğer hususlardan bir tanesi. Orada gerek akademisyen kadrosuna bakarak uluslararası ilişkileri sağlam mıdır? Yayınlar hem uluslararası hem uluslararası açıdan değişken ve belli standartta tutturmuş mudur? Ve o üniversite içerisinde tabii bunların da beraber getirmiş olduğu o bölüm içerisinde uluslararası değişimlere açık mıyız? O imkanları sağlıyor muyuz gibi soruları değerlendirmesi gerekiyor öğrenci adaylığı. Tabii iş potansiyeli de her zaman devreye giriyor. Son günlerde değişik Kariyer.net ya da farklı kurumlar tarafından yayınlanmış çalışmalara bakıyorum, anketlere bakıyorum. Mesela Gebze Teknik Üniversitesi yani birinde ilk 5 içerisinde birinde ilk 10'da yer aldığını görüyorum. Yani bu tür bunlar da tabii önemli ama tek başına değil. Bu pek çok faktörü beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii her birimiz için bu faktörlerden başka bir tanesi daha öne çıkabilir. Bunda bir sorun yok. Ama toplam bir değerlendirme, yani bütünleşik bir yaklaşım sergilememi öneririm öğrencilerimize. Çok teşekkür ederiz hocam. Yararlı bir röportaj oldu bence. Umarım adaylar için de öyle olmuştur. Katılımınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok faydalı bir faaliyet geliyorsunuz. Yani bu günler önemli ve bilgilerin verilmesi de önemli. Yine yani son çıkan anketlerin bir kısmı öğrencilerin bazı şikayetleri vardı. Genelde yani Gebze Teknik Üniversitesi olarak değil de Türkiye'de hani bazı üniversitelerin kendilerini baştan farklı şekilde gösterdiklerini, sonra öğrenciler için hayal kırıklığı olduğunu gösteren bazı anketler var. O yüzden sizin bu yaptığınız faaliyeti önemsiyorum. Gerçek bilgilerin verilmesi çok önemli. Böylece aday öğrenciler de hani bilinçli bir şekilde ne yapsınlar. Hani yarın diyorum ya, yüz yüze bakacağız sonuçta. Hani hocam böyle demiştiniz ama böyle değilmiş gibi bir şeyle mesela ben karşılaşmak istemem. O yüzden hani samimi bir şekilde aklımızdaki gerçekleri, düşüncelerimizi ifade etmiş olduk burada. Yine hani öğrenciler bu konuşmaları, röportajları dinledikten sonra ayrıca tahmin edebiliyorum geçebiliyorlardır geçmek isteyenler. Bizlerin zaten iletişim bilgileri açık. Yine bizlere de rahatlıkla ulaşıp ek bilgiler de alabilirler. Yani bu tür konularda da katkıda bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Instagram adreslerimizden de sorular sorabilirler zaten. GTÜ İnşaat ya da Gebze Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü gibi. Her türlü sorularınızı bekliyoruz. Günümüzde her türlü sosyal medya mevcut. Evet. Hani gençlerimiz de bunların hepsine vakıf diye düşünüyorum. Kolaylıkla ayrıntılı bilgiler de alınabilir. Bilinçli, sağlıklı bilgilerini diliyorum.